Gündem dışı ilk söz, turistik Doğu Ekspresi hakkında söz isteyen Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'a aittir. Buyurun Sayın Karaman. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın örnek işbirliği neticesinde hayata geçen yeni bir demiryolu hizmeti hakkında bugün ilk seferine başlayacak Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sadece bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde de çağ açıp çağ kapatan büyük bir olayın, büyük bir fethin yıl dönümü. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un kapıları Fatih Sultan Mehmet ve onun kutlu ordusu tarafından milletimize açıldı. Bu vesileyle milletimizin fetih yıl dönümünü tebrik ederken başta Fatih Sultan Mehmet ve Akşemseddin olmak üzere büyüklerimizi, şehitlerimizi, fetihte bulunan ordumuzun bütün askerlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Turistik Doğu Ekspresi konusuna geçmeden önce konuşmamın başında demir yolları refah ve ümran tevlit eder diyen demir yolu uygarlık yoludur felsefesiyle büyük ulaşım ve modernleşme projesini başlatan, demir yolu yapımının en önemli milli mesele olarak gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum. Atatürk döneminden sonra aynı şevk ve aynı heyecan, aynı demir yolu politikası AK Parti hükümetleriyle yeniden hayata geçmiş, Gazi'nin mirasına hükümetlerimiz sahip çıkmıştır. Talimatlarıyla demir yollarını devlet politikası yaptığımız, Türkiye yüksek hızlı trene sahip ülkeler liğine çıkardığımız, yerli ve milli bir demir yolu endüstri oluşturduğumuz, üretim merkezlerinin demir yollarına bağlanmasından, yerli ray üretimine, kent içi ulaşımda raylı sistemlerden, modern İpek demir yoluna ve Marmara'ya dev projeleri himayesine gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin desteği ve Sayın Ulaştırma Eski Bakanımız, Son Başbakanımız ve Meclis Eski Başkanımız Binali Yıldırım'ın ekip başı olarak çalışmasıyla ve Ulaştırma Bakanlarımızın katkılarıyla gerçekleşti. Her biri göz kamaştıran projeleri gerçekleştiren, Cumhuriyet tarihinde her modda olduğu gibi demir yolu alanında da destanlar yazan Sayın Binali Yıldırım'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu birikim, bu tecrübe inşallah 23 Haziran'dan sonra İstanbul'un hizmetinde de olacak. İstanbul, Binali Yıldırım'la başta raylı sistemler ve ulaşım projeleri olmak üzere yeni bir altın çağı yaşayacak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Doğu Ekspresi hattı dünyanın en güzel 4 tren rotasından biridir. Bilhassa gençlerin bu hatta geçirdikleri eğlenceli yolculuk, deneyimlerinde yakaladıkları ve paylaştıkları güzel enstantaneler de bunu doğrulamıştır. Nitekim son zamanlarda Doğu Ekspresi sıra dışı bir tatil seçeneği haline gelmiş ve artan talep ile birlikte Turizm Bakanımızın Erzincan ziyaretinde Erzincan Kemah İliç Kemali hattında trenden gördüğü güzellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı harekete geçirmiştir. Yalnızca yataklı vagonların bulunduğu yüksek konforlu özel bir turizm treni olarak Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars-Kars-Ankara sırasında arasında işletmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle bakanlarımıza ve demir yolcularımıza teşekkür ediyorum. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma, pazar günleri olmak üzere gün aşırı işleyecek olan Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara'dan hareketi bugün 19.55'tir. Ankara-Kars parkurunun tarife süresi yaklaşık 32 saat olarak belirlenmiş, trenin Kars'tan hareketi ise 23.55 olarak planlanmıştır. Turistik Doğu Ekspresi'nin özelliği Kars'a gidişte sırasıyla İliç, Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Ankara'ya dönüşte ise Divri ve Sivas istasyonlarında uzun süreli duraklamalar gerçekleştirecek olmasıdır. Bu duraklamalarda yolcular tarihi ve turistik yerlerde ziyaret edebilecektir.
Erzincan'daki uğrak noktaları ise sosyal medyada 13 milyon defa tıklanmış eşsiz Ilıç manzarasını yeniden gören yolcular, Altınşehir Ilıç'ta altın madeninin durumunu ve nasıl çıkarıldığını da görebilecektir. Erzincan'ın cennet bahçesi Kemaliye namı diğer Eğin'den geçecek yolcular, burada dünyanın ikinci Avrasya'nın ise en büyük kanyonu olan Karanlık Kanyonu gezeceklerdir. Tarihi taş yol ve taş ev ziyaretlerinin ardından bir sonraki duran toparlayın. Bakırın ve bakır işletmecinin başkenti Erzincan'da Çağlayan Şelalesi, Terzi Baba Türbesi, Ergan Dağı, Eksisu Mezire Alanı ve Erzincan Müzesi ve diğer tarihi yerler gezebilecek. Yolculuk Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde önemli yeri olan Erzurum ve Kars tarihi doğal güzellikleriyle devam edecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu tren Turistik Doğu Ekspres ülkemizin turizm potansiyelinin değerlendirmesi için atılmış önemli bir adımdır. Bu tren bir ihtiyacı karşılayacak ve destinasyonlar daha da artacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turan'a ayrıca benim de bir süre mensup bulunduğum demir yolları yöneticilerine, makinistinden dispatcherine, hareket memuruna, süreyyanına, tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.